Evet efendim, Kurtlar Vadisi ekibi burada diyebiliriz. Adnan Erdoğan, namı diğer Deli Hüsnü ve Erhan Ufak abimiz bizlerle birlikte Radyo İstanbul Ajansı'nda bizleri onurlandırdı açıkçası. Şu anda Radyo İstanbul Ajansı dinleyenleri soru yağmuruna tuttu diyebiliriz. Birazdan bunları sizlere tek tek soracağız. Öncesinde biraz önce hatırlarsanız Adnan Erdoğan'a yapılacak olan sürprizden bahsetmiştik. Şimdi gelelim sürprizimize. Sizce ne olacak acaba? Adnan abi sakın bağırma ama. Seyircinin bir şeyi oldu mu? Acaba sürpriz nedir diye. Soranlar var tabii. Tahmin edenler var. Uzatmayalım. Adnan abinin çok değerli sesi olduğunu biliyoruz. Hatta çalışırken, gazete.com'da birlikte çalışırken ara ara böyle türküleri fısıldardı. Hatta biz de eşlik ederdik. Bir ara Kürtçe şarkı okumuştu. Daha doğrusu Kürtçe türkü, Şavatare diye. Şavatare, Şavatare, eman, 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 eman diye böyle devam ederdi. Biz de ezberlemiştik açıkçası bu türküyü. Şu anda Radyo İstanbul Ajansı'nda değerli programcılarımızdan Ömer Çelik ağabeyimiz bizimle birlikte. Program öncesinde kendisini dinlemiştiniz. Rica ettik, abi ne olur Kurtlar Vadisi ekibi burada. Bize de zamanını ayırabilir misin? Sazınla eşlik edebilir misin diye. Tabii ki, neden olmasın dedi. Yalnız dedi ki bir aylık maaşını alırım. Yani olayı söylemesin. Söyleyeyim. İşin esprisi tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben abi. Çok teşekkür ederim. Adnan abinin şimdi güzel bir yorumunu dinleyeceksiniz. Türküyle sizlere eşlik edecek. Sazına da Ömer abi eşlik edecek. Acizane ben de çalmaya çalışacağım. Öncelikle ben de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hemen başlayalım. O zaman hemen başlayalım. Tamam. Radyo İstanbul Ajansı'nda şu anda Kurtlar Vadisi oyuncularından Deli Hüsnü Adnan Erdoğan abimiz güzel bir türküyle sizlerle birlikte oluyor. Saza da Ömer Çelik abimiz eşlik ediyor efendim. Buyurun. Tabii bu arada Abdurrahman Kızılay'ı rahmetli yâri ediyoruz kendisi. Gün gördüm.